Biraz önce bir hanımefendi B12 vitamin yetersizliği dedi. B12 vitamin 1 besinlerden alınır. 2 bağırsaktaki laktobazilus ve bifidobakterileri üretir. Bakterinin için üretir, kendisi için. Fakat arı gibi, arı bal üretir kendisi için. Fakat arının tüketmiş olduğu bal nedir? %3'tür, %4'tür, %5'tir kendisi kullanır. Geri kalanını insanlar istifade eder. Bağırsaktaki bakteriler de kendisi için vitamin üretir. Üretmiş olduğu B12 vitamini çok kompleks bir vitamin. Hayati vitamin. Bütün beyin fonksiyonlarında, hücrelerde, sinirde, beyinde çok özel görevleri var. Vücudumuz hiçbir vitamini depolamaz. B12 vitamini hariç. Sadece B12 vitamini depolar. Bağırsakta faydalı bakteriler kişi işlenmiş gıda tüketirse, cips, jelibon, gofret, kek, efendim dış ülkelerden gelen meyveler ilaçlanıyor. Düşünün ki Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan, Yeni Zelanda'dan, Avustralya'dan elma, armut geliyor veya muz geliyor, kivi geliyor vesaire. Bunlar ilaçlanıyor. Bu ilaçlanmış meyveleri yemek, kimyasal ilaç yutmak gibi zehirlidir, tehlikelidir. Hı hı. Tehlikeli madde. Ülkemizde ne yetişiyorsa onu yiyeceğiz. Hı. Kapımızın önünde. Başka yerden geliyorsa 3 ay ne oluyor? İlaçlanıyor. Ha mesela muzu getiriyorlar Güney Afrika'dan, Güney Amerika'dan. Oysa Antalya'da yerli muz var, yemiyor kimse. Oradan geleni yiyor. Yani bu da ne oluyor? Vatandaş oradan yemyeşil gelen muzu depoya koyuyor. Veriyor ki oksan diye çok toksik bir madde var. Gazı veriyor. Bir litre gaz. Yarım saat sonra muzlar sapsarı oluyor. Al babam saat dışa çıkarsın satıyor. Sihirliyorlar. Kabuğuna dokunmak muzun iyi değil. Belki kabuğunu soyduktan sonra eldivenle soyar da yenebilir belki. Muzun kabuğu çok kalın olduğu için belki içine işlemez. O da ayrı bir konu. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Almanya'da yasaklanan birçok hijyen maddesi, mutfakta, lavabo temizliğinde, tuvalet temizliğinde kullanılan hijyen maddeleri, temizleyiciler, Türkiye'de serbest. Buyurun. Almanya'da yasak. Neden? Beyindeki hücreleri öldürüyor, sinirleri öldürüyor, kişiyi aptallaştırıyor. Birçok Avrupa ülkesinde yasak olan maddeler Türkiye'de satılıyor. 10 yılda, 15 yıldır satılıyor. Bunların önüne geçilmesi gerekir. Düşünün ki suları, ırmaklardaki canlıları nasıl öldürüyor bu? Efendim, çamaşır. Bunlar hep incelenmesi gerekir. Bu ayrı bir Çevre Bakanlığı'nın işi, benim işim değil. Kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor. Şimdi televizyonlarda durmadan reklam dönüyor. Bitkiler şöyle kötü, böyle kötü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. İnsanlar doğduğu günden bugüne kadar neyle tedavi oluyor? Şifalı bitkilerle. 30 yıldır, 40 yıldır var kimya. Ve Almanya'da kimyasal ilaçlardan yılda 35 bin kişi ölüyor. Kötülüm olanlar hariç. Yani hayatı kayan, yatalak kalanlar hariç. İngiltere'de 30 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi kimyasal ilaçlardan ölüyor. Benim tahminime göre Türkiye'de en az 50 bin kişi ölüyordur. Çünkü Türkiye'de istatistik veri yok. Belge yok, bilgi yok. Tahmini konuşmak gerekir aşağı yukarı. Ama kimse kalkıp da Türkiye'de şu kadar kişi kimyasal ilaçtan ölüyor, kötürüm kalıyor demiyor. Neden? Çünkü kimyasal ilaç üreten firmalar çok çok güçlü. Evet. Yani dünyaya yük müdür adamlar? Evet. Biz bir şey diyemiyoruz. Biz fakiriz. Biraz da